Yıl 1982. Mart ayında soğuk bir pazar günü. Sabahın erken saatleri. Her şey normal. Annem çamaşır yıkıyor. Ben ise oyun oynuyorum. Sen, ben gidiyorum dedin. Nereye dedi annem. İşim var dedin. Fikri'yi de götür, işim çok dedi annem. Kalsın evde, benim ne olacağım belli değil. Dedin ve gittin. Mart ayında soğuk bir pazar günü. Öğlen vakti. Her şey normal. Annem çamaşır yıkıyor, ben ise oyun oynuyorum. Kapı çaldı. Annem açtı kapıyı. İki abim kapıda duruyordu. Anne, babam nerede? Diye sordu büyük abim. Dışarı çıktı dedi annem. Gelmen gerekiyor dedi abim. Annemi aldılar ve gittiler. Mart ayında soğuk bir pazar günü. Akşam vakti. Hiçbir şey normal değil. Annem ağlıyor, ben ağlıyorum. Eş dost ağlıyor. Dünya yıkılıyor sanki. Oğlum, baban öldü. Bir daha gelmeyecek diyor annem. Ölüm. Kabullenmesi imkansız acı gerçekle yüz yüzeyim. 8 yaşımda yetim kalmanın garibanlığı üzerine binmiş. Ölüm gerçeği 8 yaşımda hayatıma sahip oluyor ve bir taraftan da yeni bir hayat sunuyor bana. Biliyor muydun baba? Ölüme gittiğini biliyor muydun? Onun için mi almadın beni yanına? Sen de ölüm. Bana sensiz yeni bir hayatı sundunuz. Hayatımdaki ilk ve en önemli dönüm noktasını yaşıyorum. Trenler itici geliyor artık bana. Her tren gördüğümde içim ürperiyor. Niye seni bulmuştu böyle bir ölüm? Yıllardır bulamadım bu sorunun cevabını. Yaradan'ın hikmetinden sual olunmaz dedik hep. Kadere razı geldik. Hayat devam etti. Sensiz bir hayatı yaşıyorum 32 senedir. Hiç tanıyamadım seni. Hep başkalarının anlattıklarıyla bildim seni. Tek avuntum, bunca yıldır onca insandan senin hakkında tek bir kötü söz duymamam. Saf ve temiz yüreğin anlatıldı hep bana. Evden son çıktığın gün haricinde hiç anım yok seninle ilgili. Ne yazayım ki senin hakkında? Kimileri sağ ya da ölü babasıyla ilgili bir şeyler karalarken hep özendim onlara. Sana bir şiir bile yazamadım baba. Benim senin hakkında yazabileceğim tek bir cümlem dahi yok. Siyah beyaz bir fotoğraf ve bir iki cümlelik anıdan başka bir şey yok bende kalan. Ve bir de 32 yıldır üzerimde taşıdığım yetimlik sıfatı. Silüetini bile hatırlayamıyorum. Seni özlemek nasıl bir şey onu bile bilmiyorum. Yine bir babalar günü geldi babacığım. Ben yine mahzun, içim yine buruk.
bir kez dahi babalar gününü kutlayamamanın verdiği hüzün yanımda. Bir tek tesellim var. Bir gün ben de yanına geleceğim. Bulunduğun yerde kutlayacağım babalar gününü. O güne kadar hoşça kal babacığım. Hoşça kal.